konuştuğumuz gibi, tamam mı? Sakın soğukkanlılığını kaybetme. Aa, anne aşk olsun ya. Yapar mıyım öyle bir şey? Hazır mısın? Arıyorum. Ara, hazırım. Hı. Serap Bayrak, psikoterapi psikiyatri kliniği, buyurun. Merhaba, ben acil randevu alacaktım. Rahatsızlığınızı öğrenebilir miyim? Ama telefonda konuşulmaz o, uzun. Sen dur hele, ben bir geleyim zaten, orada öğrenmeyen kalmayacak. Ne yapıyorsun, yavaş, sakin ol. Yani demem o ki, benim hiçbir şeyim yok, sağlığım falan çok yerinde. Allah'ıma bin şükür de, ben anamın namını aramıştım sizi. Hanımefendinin rahatsızlığını öğrenebilir miyim? Vallahi nedir ki şikayet? Yani ben şöyle anlatayım, bir seviyor, bir sövüyor. Ben diyeyim bir ay siz deyin, iki ay odasından hiç çıkmıyor. Bazen de böyle türküler, şarkılar söyleyerek sokakta dolaşıyor. Biz de ne yapacağımızı anlayamadık. Ay çok güzelim ben, çok güzelim. Herkes çirkin, ben güzelim. Bankaya gideceğim, krediyi çekeceğim. Merkür'e gideceğim, Merkür'e. Evet, kulaklarınızla işittiniz. Saat 4'teki hastamız iptal etti. Eğer 2 saat içinde burada olabilirseniz. Oluruz, oluruz. Danışanın ismini rica edebilir miyim? Benim adım Beril. Anamın adı da Perihan. Soyadımız da Yıldırım. Perihan Yıldırım. Kaydınızı oluşturdum. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Tamam. Tamam. Kakuzumu hazırlanalım. Hadi. Hadi. Baskın basanındır. Hadi gel. Evet. Perihan Hanım. Perihan anne. Hı. Anne. Evet. Perihan ben. Hı. İsmim Serap. Öncelikle sizinle birebir görüşmekten yanayım. Eğer siz de aksini istemiyorsanız. Hı. Anamı zor ikna ettim buraya gelmeye de. Tek şartı benim de burada olmam. Konuşmaya ikimizin devam etmesini ister misiniz? Doktor hanım. Anamın benden gizli... Perihan hanımın da cevabını alalım isterseniz. Yok yok, kızım da burada kalsın. Ben daha bir rahat ediyorum öyle. Hı. Kaç yaşındasınız? 60. Evli misiniz? Kaybettim eşimi. Ne kadar süre geçti? Siz böyle bütün hastalarınızın özel hayatını soruyorsunuz mu? İzniniz olursa seansa Perihan Hanım'la devam etmek isterim. Estağfurullah, izinden değil de bana böyle... Çok meraklı, böyle burnunu her şeye sokan, yeri geldiğinde evli bekar demeden... Müsaade eder misiniz? Müsaade. Müsaade edeyim. Bir saniye alayım ben onları bir. Şimdi de ben size bir soru sorayım, bakalım nasıl oluyormuş. Evet, evli misiniz? Eğer evliyseniz evlilik dışı ilişkilere nasıl bakıyorsunuz? Beril Hanım, dilerseniz size de bir randevu ayarlayalım. O gün geldiğinde dilediğiniz gibi konuşuruz. Şekerim, Beril değil, Nazmiye bu bir. İkincisi, sen evli barklı adamlarla fingirdeşmeye utanmıyor musun? Şimdi. Alo. Ne diyorsun birader? Bana bak, şaka falan yapıyorsan benim tersim pistir ha. Benim tepemi tasını attırmayın. Harbi mi? Yapma ya. Tamam, hemen geliyorum ben. Sağ ol oğlum, geldin yetiştin. Aslında komiser bey de teşekkür etmemiz lazım. Sağ olsun bizi nezarete koymadı, seni aradı hemen. Siz asıl doktor hanıma dua edin. Eğer şikayetçi olsaydı işte o zaman işler karışırdı. Ya ne yaptıysam yuvam için, senin için yaptım Rıza'm. Vallahi bak ya. Aslında öyle o kadar da büyük bir şey yoktu yani. Bir yanlış anlaşılma oldu.
Çok mahcubum gerçekten ya. Ne desen haklısın. Sus Nazmi. Bir süre sesini duymak istemiyorum. Oğlum tamam, biz çok yanlış bir şey yaptık da sen de sinirlenme, sakin ol. Sakin Rıza olayı bitti anne. Bundan sonra herkes hak ettiği Rıza'yı bulacak. Çıkın dışarı, düşün önüme. Sağ olun komiser bey. Kusura bakmayın komiserim. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Kibriti ver. Anne ver şu kibriti. Nazmiye, bu taytların hepsi burada mı? Evet, orada. Sana sesin çıkmayacak dedim. Hepsini verdim anne. Hepsini teslim etmiş. Gördük işte kalesiyi. Rahatladık. Nereye kadar bu pembe rüyalar?